Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Bu sefer üzülerek PDF koymadığımı belirtmek isterim. İlk olarak büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım kurallarına bakalım. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Kıyafeti çok ilginçti cümlesinde hepimizin de bildiği gibi cümlemizin ilk harfini büyük harfle yazmalıyız. Cümle, rakam, ek veya bir işaretle başlıyorsa sonraki sözcük büyük yazılmaz. 10 gün boyunca ders çalıştı örneğinde gün sözcüğüne küçük harfle başlamamız gerekir. Şiirde her dizenin ilk harfi genellikle büyük yazılır. Aşık Veysel'e ait bir şiirin bu dörtlüğünde gördüğümüz gibi ilk harfleri büyük harfle yazmamız gerekmektedir. Özel adların hepsi büyük harfle yazılmalıdır. İnsan, hayvan, ova, akarsu, dağ, orman gibi. Ulvi çok yaramaz bir çocuk örneğinde Ulvi bir şahıs adı olduğu için cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılmalıdır. Din, mezhep ve ulus adları büyük harfle yazılır. Müslüman genç dua ediyordu örneğinde, Müslüman sözcüğünün ilk harfini büyük harfle yazmamız icap eder. Dil adları da büyük harfle yazılır. Almanca, Türkçe, İngilizce gibi. Özel bir ada bağlı yer, yön, bölge bildiren sözcükler büyük harfle yazılır. Örneğin Doğu Anadolu bölgesi. Kurum ve kuruluş adlarının ilk harfi V bağlacı hariç büyük harfle yazılır. Türk Dili ve Tarihi Kurumu. Şimdi ise tarihlerin yazımına bakalım. Belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük yazılır. 28 Temmuz 2014 Pazartesi. Her yılın 8 Ocak günü. Belli bir tarihi belirtmiyorsa büyük harfiyle yazılmaz. Her sene Eylül sonu gibi toplantı yaparız örneğindeki gibi. Sıralama gün, ay, yıl şeklinde olmalıdır. Örneğin 15.01.2020. Şimdi ise sayıların yazımına bakalım. Sayılar metin içinde genelde yazıyla gösterilir. Bugün 3 elma yedim. Sayılar bilimsel konularda ve kesinlik ifade eden durumlarda rakam ile gösterilir. Bu sene kar oranımız %5 arttı. Banka ve para işlemleri dışında sayılar ayrı yazılır. Okulun mevcudu 2000 kişi olmuş. Bankadan 745 TL para çektim. Çok sıfırlı sayıların yazımında ana sayıdan sonraki basamaklar yazıyla yazılabilir. Bu arabayı 50 milyara aldım. Rakamlara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır. Oğlum 2007'de doğdu. Sıradaki konu başlığımız ek eylemlerin yazılışı. İdi, imiş ise ünsüzle biten bir sözcüğe eklendiği zaman i ünlüsü düşer ve ünlü uyumuna uyar. Konuşmuşsa, konuşmuş ise. Ünlü ile biten sözcüklere eklendiklerinde de başlarındaki i ünlüsü y'ye dönüşür. Birinciydi, birinci idi. İdi, imiş ise bağlandıkları sözcüklerden ayrı da yazılabilir. Toplantıda imiş. Geçiyoruz birleşik sözcüklerin yazılışına. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcükler aralarında yapım, çekim veya başka bir sözcük almaz. Bu nedenle birleşiktir. Açık göz, baş sağlığı, güllaç ve benzeri gibi. Örneğin çok açık gözlü biriydi. Deyimlerin de ayrı yazıldığını unutmayalım. Örneğimizde geçen bağrı yanık sözcüğü bir deyimdir. Şimdi ise ikileme ve D bağlacının yazılışlarına bakıyoruz. Belki birçoğumuzun bildiği gibi ikilemeler ayrı yazılır. Ders çalışırken kafası karman çorman olmuştu cümlesinde, karman çorman ayrı yazılmalıdır. D'ler cümleden çıkarılınca anlamda bozulma olmuyorsa bağlaştır ve ayrı yazılır. Tersi durumda ise birleşik yazılmalıdır. Ayşe'nin de kitabı var cümlesinde D'yi birleşik yazmış olsaydık yazım yanlışı yapmış olurduk. Şimdi de ki ve ki bağlacının yazılışına bakalım. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Öyle anlaşılıyor ki bu sene ÖSYM sınavda zor soracak. Ek olan ki, ilgi zamiri ve belirtme sıfatı türeten ki olmak üzere iki çeşittir. Öğlenki yemeğe gelmelisin. Kimin ki, hangi, soru kalıplarındaki ki'ler bitişik yazılır. Geçiyoruz mi'nin yazılışına. Kendisinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Bu kitabı okudun mu?
Mi'den sonra gelen kişi ve zaman ekleri bitişik yazılır. Geliyor musun? Pekiştirme mi'leri ayrı yazılır. Güzel mi güzel kız? Şimdi de son konu başlığımız olan kısaltmaların yazılışına bakalım. Çok heceli, basit ve türemiş sözcükler baştan 3 harfe alınarak kısaltılır. Özel hatlar kısaltılırken büyük harfle başlar ve sonuna nokta konur. İngilizce ink gibi. Tek heceli sözcüklerin ilk harfi alınarak kısaltılır. Cilt C gibi. Birleşik sözcüklerin kısaltmasında ilk sözcüğün 3 harfi ile ikinci sözcüğün ilk harfi alınır. Bilgisayar bils gibi. Kurum ve kuruluş hatları her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Harfler arasına genelde nokta konulmaz. Toprak Mahsulleri Ofisi, TMO gibi. Kısaltmaya getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ekler ünlü uyumlarına ve ünsüz benzeşmelerine göre kısaltmanın veya kısaltmanın son harfinin okunuşuna uyar. ÖSYM'ye. Evet değerli öğrenciler, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Birazdan başlayacak olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hepinize başarılar dilerim. İyi seyirler. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Vakit kaybetmeden ilk soru ile başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Hangi şıkta yazım yanlışı yapılmıştır? A. Doğru söylüyor. B. 4 gün boyunca ders çalıştım. C. Güzel mi güzel kedi. D. Bankadan 50 milyar çektim. B şıkkı. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangisinin yazımı yanlıştır? A. Kedisinin adı Pamuk'tu. B. Kilisede Hristiyan genç dua ediyordu. C. Orta Anadolu güzel bir yerdir. D. Fatma Hanım balkonda oturuyordu. D şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Fatma Hanım derken hanım sözcüğüne büyük harfle başlamak gerekir. Şimdi geçiyoruz 300 TL'lik sorumuza. Sorumuz ekrana geliyor. Hangisinin yazımı doğrudur? A. Her yıl Mart sonu gibi toplanırız. B. Kızım 2002'de dünyaya geldi. C. Ali başsağlığı için arkadaşına gitti. D. Bizimle o da gelecek. C. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Sorumuz şöyle. Hangisinin yazımı yanlıştır? A. Açık göz. B. Bağrı yanık. C. Güllaç. D. Ayakkabı. B şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bağır yanık deyim olduğu için ayrı yazılmalıdır. Çünkü deyimler ayrı yazılır. Bu açıklama için teşekkür ederiz. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Hangisinin yazımı yanlıştır? A. Öğlenki yemeğe gelmelisin. B. Öyle anlaşılıyor ki sınav zor olacak. C. Hangi şık doğru? D. Kiminki daha güzel? A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Hangisinin yazımı yanlıştır? A. Bugün yemek yemedim. B. Melek Hanım odasına girdi. C. ÖSYM'ye ne zaman başvuracaksın? D. Her yılın 10 Ağustos günü tatile çıkarım. C. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına.
Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi biliyorsunuz. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. 13-25-2020 tarihinde sınavımız var. B. Bankadan 645 TL çektim. C. Bu sene %3 zarar ettik. D. Bu sene sınavda yine o birinciydi. A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. Hangisinin yazımı yanlıştır? A. TMO B. ÖSYM C. TDK D. İNK B. şıkkı. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. İstanbul'a tayini çıktı. B. TBMM'nin açılış konuşmasını izledin mi? C. 1988'den beri bekliyorum. D. Babamı 22.45'te Samsun'a uğurladım. D. şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Güzel mi güzel kız? B. Kuşunun adı boncukmuş. C. Ali Bey vefat etmiş. D. En sevdiğim ders Türkçe. B. şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Hangisinin yazılışında yanlışlık yapılmıştır? A. Türk Dili ve Tarihi Kurumu B. Yüksek Seçim Kurulu C. ÖSYM D. Türk Dil Kurumu A. şıkkı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Dünya güneş etrafında döner. B. Kafam karman çorman olmuştu. C. Biraz da sen çalış. D. Bugün 3 elma yedim. C. şıkkı. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Türkçeye giren yabancı kelimeler azaltılmalı. B. Almanca hocamız çok sinirli birisi. C. Sevda Hanım uçağı kaçırmış. D. Bursa'da hava çok güneşliydi. C. şıkkı. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 500.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı doğrudur? A. Seninle o da gelecekti. B. Yeni sokak nerede? C. Kimseye güveni kalmamıştı. D. Sabri Bey 1 Ocak 1976 yılında doğmuş. A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Kitabı okudun mu? B. Bizimle geliyor musun? C. Hangi elbiseyi almalıyım? D. Kiminki daha güzel? A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş?
Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Bu sefer Joker hakkınızı bile kullanmadınız. Gerek duymadım Konan Bey. Zaten kullandıklarımda da biliyordum. Maksat sizi biraz olsun sevindirmek. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.